Gençler merhabalar. Bugün yine kurşunlu evimize geldik. Burada update'leri anlatacağım size, neler yaptık. Niye hala bu kadar uzun sürdü? Çünkü normalde bunun birkaç hafta önce bitmesi lazımdı. Şu an hala proses devam ediyor. Çünkü ekstra bazı işler çıktı. Onları submit ettik. İşte onlar hala karar vermiş değiller. Karar verip bize dönecekler. O yüzden belli bir kısımda beklemek zorunda kaldık. O yüzden biraz uzadı iş. Şimdi içine girmeden önce size geçen bu evle alakalı anlattığım olayın şeyini anlatacağım. Hani burada biri vurulmuştu falan gibisine bir şey anlatmıştım. Şimdi bunun olayın tam gerçek hikayesini öğrendim. Şu karşı komşu, şu kırmızı tuğlalı evin sahibi geldi geçen ben burada çalışırken. Daha doğrusu haftalar öncesinden geldi buraya. İşte tanıştık falan filan. Siz de bu arada mahalledeki evlere bakın. Hatta şöyle bir gezeyim. Siz mahalledeki evlere bakaraktan ben de şey anlatayım, hikaye anlatayım. Adam geldi anlattı işte bana. Dedi burada dedi bir tane siyahi bir adam var dedi. Bu adam yatalakmış artık. Yani çünkü bu adam eskiden herhalde eroin işleriyle uğraşan yani karanlık işlerle uğraşan birisiymiş. Polisle çatışmaya giriyor. Polis buna 36 tane kurşun sıkıyor. 36 tane ve hepsi de vücuduna giriyor. Ve adam ölmüyor. Evet, iş olay burada başlıyor. Adam yani ölmeyince işte polis departmanına dava açıyor. Yani artık polis departmanına dava açması sebebi de işte herhalde 36 tane kurşun sıkmaları galiba. Ve sonra adamın ölmemesi. Neyse, çok ilginç bir hikaye. Adam mahkemeyi kazanıyor çok enteresan bir şekilde. Ve adam tam polis departmanından 6 milyon dolar para alıyor. 6 milyon dolar para kazanıyor. Ve adam eskiden çok böyle o benim okuştan aldığım evler tarzında evlerde oturan birisi geliyor buradan bu ev alıyor. Bu ev hani dediğim gibi 400 bin dolarlık ve bu evlerde şunlar gördüğünüzde yarım milyon dolarlık evler. Şöyle bakarsanız aşırı modern evlerdir. Güzel evler. Eski evler de var arasında. Onlar yıkılıyor yerlerine hep böyle güzel evler yapılıyor. Çünkü bu mahallenin tam arkası şu tarafı büyük bir üniversite. UMKC, University of Missouri, Kansas City diye bir üniversite. Bayağı geniş bir kampüsü var. Çok büyük. İşte bitme buradaki kalanlar da orada çalışan akademisyenler olabilir. Ya da orada hastaneler var. Orada çalışan doktorlar olabilir. Yani gelir düzeyi belli seviyenin üstündeki insanlar bunlar genelde. Zaten evlere baktığınız zaman şekillerinden anlıyorsunuz. Bunlar 500-600 bin dolar civarlarında güzel evler. O adamın evi 400 bin dolar. Neyse adam bu evi alıyor mahkemeden kazandığı parayla. Şimdi o parayı kazanınca tabi adam eski huylarından yine vazgeçmiyor. Yine adam böyle başı belalarda hep böyle sürekli yine bu pis işlerle uğraşıyor. Adam hani para adamı değiştirmiyor. Hani adam çok parası var. Artık ben bu işi bırakayım. İşte düzgün bir hayat yaşayayım falan filan demiyor. Yine devam ediyor. En sonunda işte burada çatışma oluyor. Yine 2 yıl önce. Ve 2 yıl sonunda işte bu çatışma sonunda adam ölüyor. Bu sefer adam hakkı rahmetine kavuşuyor. Ve ölüyor adam. Ondan sonra işte bunu bu ev epeyce bir boş kaldıktan sonra artık bu ev herhalde satılıyor. Bu yeni kampanya alıyor. Şimdi işte biz de bu evi remodel ediyoruz. Yani daha doğrusu tamirat diyelim, remodel değil. Tamiratın genel anlamda bitirdik. Hemen bitti diyebiliriz. Birkaç teferruat kaldı. Ama onları da yapmamız için diğer ekstra bir iki iş çıktı yolda. Onlar için fiyat gönderdik. Onların approval'ını bekliyoruz. Onları onayladıkları zaman şey yapacağız. Ne anladım? Devam edeceğiz. Şimdi ben içeriye size göstereyim. Eski halini hatırlıyorsunuz. Şimdi bir sürü duvarda da kırık dök yerler vardı. Onlar tamir edildi. Buralar yapıldı. İşte perdeler takıldı buraya. Mesela bu odayla alakalı başka bir şey yapılmadı. Ondan sonra şu giriş kapısıyla alakalı bir iki sıkıntı vardı. Şu kapanmıyordu. Ondan sonra cima ne vardı başka? Bu giriş kapısıyla alakalı. Başka bir şey yok. Zil çalışmıyordu. Zil çalışıyor şu an.
Ondan sonra burada yine delikler vardı. O delikler falan hani böyle kapandı, tamir edildi. Burada bir sürü kablolar vardı. Sağdan soldan giren çıkan işte onlar kesildi. O delikler kapatıldı. Tuvalette, banyoda yine bir sürü ıvır zıvır delikler vardı, hatırlıyorsunuz buralarda. Onların hepsi tamir edildi. Kapılar tamir edildi. Burayla alakalı aşağı yukarı yine aynı şey. Aynı şey yapıldı. Mutfakta biraz farklı şeyler yapıldı. Şimdi fırın taktık. Şurası bozuk, kırıktı. Şurasını tamir ettik. Şu çekmeceyi koyduk. Şimdi bunu takmaya çalışıyoruz. Bunu takacağız. Buzdolabı gelecek. Buzdolabını takacağız burada. Ondan sonra şu kapı eskiden kırıktı. Kapıyı değiştirdik. Tüm yeni bir komple kapı taktık. Şu arkadaki kapıyı şimdi tamir edeceğim. Aslında o yüzden geldim buraya. Şu kapının etrafı kırıktı. Onlar tamir edildi. Basement'ta epeyce bir iş vardı. Onlar halledildi. Daha önce hatırladığım bir sürü çöpler falan var tabii. Onları hiç anlatmıyorum. Onlar hepsi dumpster'a atıldı. Onlar gönderildi. Kurtulduk o pisliklerden. Ondan sonra cuma, başka ne var şu an hatırlamaya çalışıyorum. Garaja gidelim biraz. Belki garajda bir fikriniz olur. Garajda bir şey yapmadık aslında. Garajda sadece bunları bıraktım. Birileri alabilir, yani birilerine verebilir miyim diye. Şu tekerlekli sandalye, ıvır zıvır tarzı şeyler var. Hani çünkü bunları almaya kalksam birkaç yüz dolardan aşağı değildir. Ve yani görünüşe göre baya güzel. Yani insanların işine yarayabilir. Hani işine yarılabilecek şeyleri burada tuttum. İnsanlar alabilir diye. Burada başka da bir şey yok aslında. Hani buralarla alakalı çok bir fiyat vermedim. Bu kafeyi tamir ettik dediğim gibi. Kollarını falan taktık. Ondan sonra cima şu dışarıda şu outlet'in cover'ı kırıktı. Yenisini taktık. Rustam Dor'un handle'ı kırıktı. Yeni bir tane handle taktık buraya. Dışarıda işte şu çimler biçildi. Yani ben biçmedim ama işte bir adam buldum. Çimleri biçtirdik. Çünkü çimlerin uzunluğu ne kadar baktı. Şöyle falan vardı hemen hemen. Onlar yapıldı. Şu an geriye kalanlara söyleyeyim. Geriye kalan işte şu dishwasher'ı taktıktan sonra, buzdolabını koyduktan sonra buraya temizlik yapılacak. Temizlik yapılacak ve bitmiş olacak normalde ama yukarıda mesela halı temizlemesi olay var. O benimle alakalı bir iş değil. Onun için ben dedim hani birini bulabilirim, yaptırabiliriz dedim. İşte ondan bir şey bekliyoruz. Daha sonra burada mobilyalar vardı mesela. Onun, o yüzden şunu görememişiz, şu kırıklığı. Şimdi onun için pek farklı fiyat söyledik. Ve şuraya bir tane şey takacağız. Ne onun adına? Kapak takacağız. Bir de bu kaldı. Onun haricinde her şey bitti diyebiliriz. Her şey bitti. Tek o kaldı. Onları taktıktan sonra buradan tamamen ayrılmış olacağız ve bu iş bitmiş olacak. Başka ne var şöyle düşünüyorum. Anlatmadığım, kaçırdığım bir şey var mı? Galiba yok gibi. Hemen hemen her şey bitmeyecek. Burada sana şunu atıp temizledikten sonra burası yani hazır. Taşınmaya hazır bir halde şu an. Sadece temizlik gerekiyor. Evet arkadaşlar, bugün de bu hikayeyi paylaşıp update'leri göstermek için bu videoyu çekmiş olduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen ama lütfen abone değilseniz abone olup like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Çok basit bir şey ama insanlar genelde unutuyor, yapmıyor. Ve bu nedenle bir sürü yani kanalımızın büyüme şansı azalıyor. Yani şu an daha iyi. Bu AdSense muhabbeti başladıktan sonra, reklamlar girdikten sonra daha fazla abone gelmeye başladı. Hızlandı proses. Bunu çok ciddi fark edebiliyorum. Lütfen siz de destek olursanız en azından olay biraz daha hızlanır. Şimdiden teşekkür ediyorum gençler. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyelim.